Evet, Barış Akarsu talihsiz kazadan birkaç gün önce de dizi setinde star mikrofonlarına konuşmuştu ve bakın neler anlatmıştı. Kara haber, onun işi sıra kimde? Ben olmak isterdim. Sevgiye çok inanıyorum diyordu. Hayatında vazgeçemeyeceği üç şey müzik, motosikleti ve ailesiydi. Yalancı Yarim dizisinin tarığı Barış Akarsu son röportajını da yine dizi setinde vermişti. Yalancı Yarim'in çekim arasında habercileri kırmayan Barış, kameranın karşısına geçtiğinde her zaman olduğu gibi şen çakraktı. Sete girin, tamam, hızlı dedikodu yapıyor. Barış, ne diyormuşsun? Ne diyorsun? Barış'a ilk sorulan soru aşk hayatıyla ilgiliydi. Merve Sevi, yani dizideki aşkı Naz, ona bu soruda destek çıkmıştı. Ama aşk yok mu? Yaz geldi. Biraz önce bir sarışın bir bayanla sarmaş dolaş gördük biz sizi. Öyle yanlış gördüm. Evet. Sen yanlış görmüşsün. Hatta taksiden indi kendisine. Bodrum'da çok uzun saçlı var. Böyle soru da bana benziyor. Alfonso Tarık ve Naz dizi dışında çok yakın arkadaş olduklarını söylüyordu. Giderken onu alalım. Gerçek anlamda bir aşk var mı? Gerçek anlamda bir aşk yok. Yani... İkimizin arasında mı diye soruyorsunuz? Ya ikinizin arasında mı? Yoksa Barış'la özel hayatınızı mı soruyorsunuz? O zaman ikinizin arasında defalarca yazıldı ve bunun yanlış olduğunu... Tabii ki yanlış. ...defalarca söylediğiniz gibi olarak... Biz dışında Merve ile çok iyi bir dostuz, çok iyi bir arkadaşız. Barış'ı en çok hayranları mutlu ediyordu. Onların içinde yaşıyorum ve onlarla o sevgiyi paylaşıyorum. Anahtarı olduğuna inanan bir insan olarak verilen sevgiye karşılık veriyorum. Röportajın sonunda Barış hayatının vazgeçilemezlerini sıralıyordu. Sen onlardan, onlar da senden vazgeçmesin Barış. Biri müzik, hayatımda vazgeçemeyeceğim tek şey. Motorum. Evet. Onun işi sıra kimde? Aynen. Evet. Evet.